Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber yine harika roleplay çekeceğiz arkadaşlar. Roleplay'e geçmeden önce arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir hafta içinde iki tane okuldaki yeni kız serisi geldi arkadaşlar. Eğer iki seriyi de izlemediyseniz 13. ve 14. sezonları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok güzel etkileşim alırsak o kadar çabuk gelir okuldaki yeni kız arkadaşlar. Çok uzatmadan roleplay'imize geçelim. Kesin beni seçecekler. Hayır, seni asla seçmelerine izin vermem. Bunu iyi biliyorsun. Ne demek beni seçmelerine izin vermezsin? Sen bir kere kötü bir çocuksun. Senin hangi yarışmadan geldiğini ben biliyorum. Sen bile kimseye söyleyemezsin. Çünkü biliyorsun ki oyunun kurallarını ben yaparım. Eğer benim herhangi birine bir şeyimi söylersen eğer 1, 2, 3 derim ve sen yok olursun ortadan. Sus ya. Kaç yıldır beni tehdit ediyorsun sen. Sen Squid Game'de o kötü kız değil misin işte? Sen çok kötü kızsın, kötü çocuk. Ne olur seni hiç ilgilendirmez tatlı. Biri gelirse ilk ben evlatlık olacak. Yani beni seçecek. Anladın mı? Onu büyülerim bir şekilde. Hayır, beni seçecek. Artık senin gibi bir psikopattan kurtulmak istiyorum çünkü. Ben mi psikopatım ya? Ne güzel oyun oynuyoruz işte seninle. Ne oyunu ya? Ben oyundan falan hoşlanmıyorum. Senelerdir bana yaptığını kimse bilmiyor. Yurt görevlileri bile. Bak sen çok canımı sıkmaya başladın yine. Ne yapacaksın? Yine mi beni büyüleyeceksin? Tamam o zaman. Bir oyun oynamak ister misin? Hayır, istemem. İstemiyorum böyle bir şey. Bırak benim peşimi artık. Oyun ben isteyince başlar bir kere. 1, 2, 3. Düzelt beni diyorum sana. Sen bana karşı geldin demek. Adam olacaksın çocuğum. Ben sana kaç kere söylemedim mi? Yoksa sana şu oyunların üzerinde oynamamı ister misin? İnşallah seni kimse evlatlık almaz. Çünkü sen insanlara da böyle yaparsın. Niye? Ben oyun kabiliyetimi gösteriyorum diye kötü mü oluyorum? Bu oyun kabiliyeti değil. İnsanlara eziyet ediyorsun. Şu anda hareket bile edemiyorum. Ay çok heyecanlıyım. Acaba hangi çocuklar var? Aa, çocuğum ne oldu sana? Hiç teyze yatıyordu ya burada. Nasıl yatıyor ya? Hadi çocuğum kalksana, bir şey mi oldu? Bir yerin mi acıdı? Yo teyze ya, yatıyor öyle. Kızım dur sen ya. Bir Allah Allah, çocuğa ne oldu? Kalk kız çocuğum. Teyze kalkamıyorum ben buradan. Bana şey... Sus de kız söyleme, vallahi seni yok ederim ortadan. Hadi kalk. 1, 2, 3. Oh be, sonunda kurtulacağım sanırım. Hah, kalktı. Ne oldu çocuğum sana? İyi misin? İyiyim iyiyim teyze. Bir şeyim yok. Tabii öyle diyeceksin. Eğer gerçekleri açıklarsan biliyorsun. Sen gidersin buradan. Oyun başlar. Ben evlat edinmeye gelmiştim de. Ya beni mi evlat edineceksiniz? Sus. Seni değil tabii ki de beni evlat edinecek. Değil mi teyze? Kızım benim evlat edineceğim kişinin zaten ismi belli. Neymiş ismi? Yunus. Yunus mu? Yani ben değilim. Öyle mi? Evet öyle kızım. Ben Yunus'a evlat edineceğim. Ya ben burada yalnız kaldım. Yunus seni beter edeceğim. Artık hiçbir şey yapamazsın. Benim annem var. Hadi ben gidiyorum. Bay bay sana psikopat kız. Oley, yeni annem oldu. Ay çok mu mutlu oldun sen? Evet çok mutlu oldum. Beni nereye götürüyorsun şimdi? Hadi seninle alışverişe gidelim bence. Çok güzel olur. Tamam olur. Yuppi. Aa Ayşe. Abla o kim ya? Dedim ya sana evlatlık bebek alacağım diye. Abla bu kadar çabuk mu? Evet evet. Abla yarın alışverişe devam edelim ya. Bugün bizim kız da huysuzlandı. Tamam o zaman eve gidelim, yarın sabah geliriz. Tamam ablacığım ya. Öyle yapalım. Hoş geldin ailemize. Hoş bulduk teyze. Hoş bulduk. Sizinle çok mutluyum. Of ya, yat yat sıkıldım. Ne yapıyorsun hayatım? Ne yapayım? İşlerle falan uğraşıyorum işte. Of ya, ben de çok sıkıldım. Niye sıkıldın? Ne istiyorsun? Seyahate falan çıksak çok güzel olmaz mı sence de? Seyahate mi çıkalım? Daha geçen hafta çıktık ya. Bu hafta bir sürü iş var. Of ya, o zaman benim aklıma bir fikir geldi. Neymiş o fikir? Bir evlat edinelim mi? Evlat edinmek mi?
Evet, evlat edinelim ya. Zaten biliyorsun ki bunu daha önce de konuşmuştuk evlenmeden önce. Bir evlat edinsek bence çok güzel olur. Hem de bir çocuğun hayatını kurtarmış oluruz. Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun bana? Ama çocuk çok büyük sorumluluk ister. Biliyorum. Ama biz daha çok yeni evliyiz. Ebeveyn olabilir miyiz? Ya olabiliriz. Ben kendime güvenmesem böyle bir şey istemem. Sonuçta çocuk değilim. Kendim bir bebeğin sorumluluğunu alacağını biliyorum. Öyle ama yani senin için zorlayıcı olabilir. Olmaz olmaz, hiçbir şey olmaz. Biliyorsun hastalığımdan dolayı böyle bir şeye sahip olamayacağım. En iyisi erkenden bir evlat sahibi olmak istiyorum. Çok istiyorum hem de bunu. Lütfen beni kırma. Eğer sen çok istiyorsan. Evet, çok istiyorum. Yani bilmiyorum, bu konuyu bir düşünsek mi? Yok ya, düşünecek bir şey yok. Hatta ben yurt görevlisi kişiyle konuşmuştum. Ne konuştun? Öyle konuşmuştum işte. Yani çok güzel tatlı bebekler varmış orada, çocuklar varmış. Lütfen, lütfen gidelim ve evlat edinelim. Tamam ama ben buna çok sıcak bakmıyorum. Ya tamam ya, zamanla sen de alışırsın. Biliyorum ki sen çok iyi kalpli birisin. Böyle birden söyleyince birazcık şaşırmış olabilirsin. Hadi gel gidelim. Tamam, bekle, geliyorum. Arabayı ben kullanacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Tamam, yavaş kullan. Emin misin Büşra böyle bir şey istediğinden? Hem de çok eminim. Hiç olmadığım kadar. Hadi gidelim. Bak, son kararın mı? Bu çok büyük bir sorumluluk. Evet, son kararım. Hadi hadi yürü gel. Burada tek çocuk var. Evet, tek çocuk var sanırım. Sadece o kalmış. Sen burada tek mi kaldın canım? Evet, tek kaldım. Ne olmuş? Yok, bir şey olduğundan değil. Hani neden teksin diye merak ettim. Fazla merak iyi değildir. Bana öyle öğretilmişti daha önce. Kim öğretmişti? Hiç, önemli değil. Tabii Squid Game'deki bebek olduğunu söylemeyeceğim size. Bana çok kurallar öğretildi. Sen çok meraklısın. O zaman biz seni istersen evlat edinebiliriz. Ha, beni mi evlat edineceksiniz? Tabii ki isterim. Bu çocuk biraz tuhaf değil mi Büşra? Bakma işte, burada kala kala ruh hali değişmiş olabilir. Ruh hali değişmiş mi? Çocuk değişik düşünüyor. Ben anlamadım hiçbir şey. Çok güvenilir gelmedi bana. Ya küçücük çocuktan ne zarar gelebilir ki? Küçücük bir kız çocuğu. Bilmiyorum Büşra. Benim içime simyen bir şeyler var. Sanırım amca beni istemiyor. Yok kızım, istemez olur mu? Amca, eğer beni sevmek istiyorsan seninle bir oyun oynayabiliriz. Ne oyunuymuş kızım? Oynamak istiyorsun yani. Beni sevmediğine göre seninle güzel bir oyun oynayacağız. Bir, iki... Hadi gidelim o zaman. Sonra oynarsınız evde, tamam mı? O nasıl bir oyunmuş bir iki? Hiç, sonunu duymak istemezsin herhalde. Hadi hadi gidelim. Sonra oynarsınız. Sen arabaya bin, hemen geliyorum ben. Tamam. Şu an ben bu çocukta bir şey hissettim. Ben bu çocuğu istemiyorum. Lütfen küçük çocuk hakkında böyle konuşma. İstemiyorum dedim. Ben istiyorum, anladın mı? Benim sözümün bir anlamı yok, öyle mi diyorsun? Hayır, öyle demiyorum. Neyse, sen biraz kendi başına yalnız kal. Bunları biraz düşün, tamam mı? Şu an. Beni dinlesene. Dinleyecek bir şey yok. Ben kızı da alıp eve gideceğim şimdi. amca gelmiyor mu? Yok, şu anda gelemiyor. Sonra gelecek. Demek beni istemezsin. Ne oldu bana? O çocuğun sesini duydum birden ve düştüm. O çocukta kesin bir şey var. Bir tılsım var. Ne oluyor ya bana? Niye hareket edemiyorum ben? Uf, bir şey oldu bana. Hareket edemiyorum. Kalkamıyorum bile yerimden. Amca gelmeyecek mi? Gelir gelir o sonra. Hadi biz eve girelim. Hadi gel, koş. Tamam, geliyorum hemen. Bak işte yeni evin burası. Sen acıkmışsındır bence. Evet, çok açım. Tamam o zaman ben mutfakta hemen bir şeyler hazırlayayım sana. Tamam, sen hazırla o zaman. Tamam. Acaba ne yapsam ki sana? Ne seversin? Yap işte bir şeyler. Ne yapsam? Neyse, ben içerideyim, tamam mı? Tamam peki. Ben de üstümü değiştirip hemen bir şeyler hazırlayacağım. Peki. Ay, şuradan geçen küçük kız da kimmiş? O zaman... Oyun başlasın. Bir, iki ve üç. Çok eğlenceli ya. Ne oldu bana ya? Neden böyle oldum ben? Of, kimse yok mu bana yardım edecek? Ne olur yardım edin bana. Neyse, içeri gireyim artık ben. Bunu da ambulans alsın getirsin. Oyun oynamak çok eğlenceli. Artık içeri gireyim. Bu kadın da fark etmesin bile. Neyse. Artık güzel bir yemek hazırladığımı düşünüyorum. Hemen yemekleri fırından alıp bırakayım. Bence çok hoşuna gidecek. Hadi yemek hazır. Gel otur ye. Hadi beraber güzel bir yemek yiyelim. Peki, tamam. Hala güçlerimi kullanabilmek çok güzel bir şey. Bir şey mi söyledin? Yok, bir şey söylemedim. Elinize sağlık demek istedim sadece. Afiyet olsun. Sen oyun oynamayı sever misin? Evet, severim. Sen seviyor musun? Evet.
Ben de çok severim. Hatta sonunda hep kazanırım. Ya tüm oyunları kazanıyor musun? Evet. Çünkü ben her zaman kazanacağım oyunları seçerim de ondan. Anladım. Aa, telefon çalıyor. Efendim? Ne? Hastanede misin? Senin hastanede mi işin var? Kırmızı lazer gibi bir şey geldi. Düştüm. Anlamadım. Nasıl anlamadın? Nasıl yani? Nasıl lazer gibi? Böyle bir şey olabilir mi? Biri bana biri güç dedi ve böyle oldum. Hiçbir şey anlamadım. Sesi duydum sadece. Hayır, bu mümkün değil. Olabilir mi böyle bir şey? Oldu işte. Hastanedeyim şu anda. Nasıl yani? Lazer gibi bir şey, biri güç. Ne demek istiyorsun? O çocuk bir tuhaf Büşra. Dikkat et kendine. Ona kötü davrandıktan sonra oldu her şey. Tamam, ben hemen geleceğim. Şimdi gelmene gerek yok. Akşam oldu zaten. Dikkat et kendine. Yarın görüşürüz, tamam mı? Tamam tamam, peki geleceğim yarın. Sen oyun oynamayı seviyor musun anne? Ben oyun oynamayı çok sevmiyorum da. Niye? Küçükken hiç oyun oynamadın mı? Oynadım tabii ki. Ne oynadın? Saklambaç oynamıştım yani küçükken. Peki benim oyunumu biliyor musun? Ne oyunuymuş seninki? 1-2 Devamını söylersem güzel şeyler olmuyor. Söyleyeyim mi? Yok hayır, söyleme. Ne oldu ki? Neden söylememi istemiyorsun? Yoksa bir şey mi biliyorsun? Hayır hayır, bir şey bildiğimden değil. Sonra oynarız diye. Neden? Sen benimle oyun oynamak istemiyor musun? Tabii ki de oynamak istiyorum kızım. Niye oynamak istemeyeyim? Sen benimle oyun oynamak istemiyorsun demek. Hayır, istiyorum. Bir balkonun kapısını kapatayım. Oradan soğuk geliyor. Neden yanında geliyorsun? Soğuk gelir. Sen balkona gelme. Sen benimle oyun oynamak istemiyorsun demek. Hayır, istiyorum. Balkonda sadece nefes almaya çıktım. Hemen balkonu kapatıp geleceğim. Neden üstüme geliyorsun? Ben oyun oynamak istediğimde her zaman oynarım. 1-2-3 İşte oyun bu kadar basit. Ne oldu bana? Şimdi ben kalkamıyorum, hareket edemiyorum. Ne oldu bana? İnanmıyorum. Evim de yanıyor. Ne yapıyorsun sen? Evim yeni almıştık bu evi. Sen kimsin? Ben bu oyunu oynamak istemezsen sonuçlarını katlanırsın. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Senin dediklerine inanmamıştım. Onu istemiyorsun diye saçmaladı sandım. Yine tedbir aldım ama. Uf, o çocuk sanırım lanetli bir çocuk. Evet, lanetli bir çocuk. Bir şey yapıyor ve insanları mahvediyor. Öldürebilir bile. Evet, öyle. Onunla oynamak çok tehlikeli. Geri vermek lazım onu. Evet, kesinlikle. Onu geri göndermek gerekiyor. Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor. Ve bunun korkunç olduğunun bile farkında değil. Bir daha bebek falan sahiplenmek istemiyorum. Gerçekten bu olaydan sonra çok korktum. Aynen öyle. Yani bebek sahibi olmaktansa hiç değilse yoksullara falan yardım ederiz. Daha iyi. Şu düştüğümüz hale bak. Evet, o çocuk lanetli. Tamam, ben hemen doktorla konuşacağım. Merhaba. Merhaba, kızınız gelmiş. Kızım mı? Ben görmek istemiyorum onu. Onu hemen kreşe gönderin. Ne kreşe hanımefendi, sizin kızınız değil mi? Hayır değil, o benim kızım falan. Lütfen onu hemen yan sokaktaki kreşten almıştık. Oraya gönderirseniz çok sevinirim. Biz hastaneden çok uzun süre çıkamayacağız zaten bu gidişle. Tamam, öyle yapalım. Hemen kreşe yollayalım o zaman onu. Peki. En iyisi bu zaten. Ama siz kendiniz teslim etseniz daha iyi. Sonuçta sizi almışsınız. Peki, ben kendimi teslim ederim. Ama hemen teslim edemem. İlk başta hastaneden çıkmamız gerekiyor. Tamam efendim. Ondan sonra teslim edersiniz. Peki, teşekkürler. Artık onu bir daha alamayacağımızı ona söylememiz gerekiyor. Evet, bir an önce ona söylememiz gerekiyor. Hadi gel, girelim. Hoş geldiniz. Oyun oynamak ister misiniz? Oyun falan oynamak istemiyorum küçük. Sen çok tehlikelisin. Ne yaptığın belirsiz. Sakın ha, bir daha karşımıza bile çıkma. Demek beni istemiyorsunuz öyle mi? İstemiyoruz. Asla hem de. Asla istemiyoruz. Evet, asla istemiyoruz. Tamam o zaman, siz bilirsiniz. Artık seni görmek istemiyoruz bir daha. Evet, seni görmek istemiyoruz. Hadi gidelim. 1-2-3 Yine mi? İnanmıyorum, ne yaptın sen bize? Ben oyun bitti demeden bitmez. Senden nasıl kurtulacağız ya? Benim lanetimden ben istemediği için kimse kurtulamaz. Hey, Büşra. Sen de kimsin ya? Gayipten sesler duyuyorum. Sanırım gidiyorum. Hayır hayır. Elindeki şifreli kağıda bak. Şifreli kağıt mı? Evet evet, o kağıda. O bebekten ancak öyle kurtulursun. Oradaki şifreyi oku. Peki o zaman. 1-5-10-0-1-2 Tamam.
inanamıyorum. İşte kurtulduk. Kimsen eğer teşekkür ederim. O lanet bebekten tüm dünya kurtuldu. Oh be sonunda. Evet sonunda kurtulduk. Bir daha hiçbir zaman böyle bir şey kalkışmayacağım. Sorma ben de. Sonunda kurtulduk. Evet arkadaşlar bir roleplay'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. Koskocaman. Pıh pıh.